Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasa analizime hoş geldiniz. Dün saat 9'da Fed'in faiz oranı kararı vardı. 75 bas puan faizleri artırarak %2.5 seviyesine çıkardı Fed. Zaten beklenti de bu yöndeydi. Biz de yapmış olduğumuz ankette %62'lik bir oran 75 bas puan faiz geleceğini öngörmüştü. Hemen ardından ise Powell'ın açıklamaları oldu. Böyle biraz ortaya konuştu. Yani Şahin bir açıklama mıydı yoksa güvercin bir açıklama mıydı diye sorarsanız ikisi de değildi bence. Tabii güvercin olarak algıladı piyasalar bunu. Neden? Çünkü geçtiğimiz ay yani bu Temmuz ayı içerisinde çok sert düşüşler yaşamıştık. Hem değerli metallerde hem de borsalarda. Hani çok fazla düşüş olduğu için ve beklenti gerçekleştiği için böyle yumuşak bir karşılama yaptı piyasalar. Zaten biliyorsunuz beklenti her zaman önden satın alınır. Bunu her videomda sizlere vurguluyorum. Genel özetini de yazdım sizlere topluluk sekmesinden zaten Powell'ın konuşmasının. Neydi bu? Powell dedi ki faizleri biz artırmaya devam edeceğiz. Öncelikli hedefimiz enflasyonun %2'lere inmesi. Yani birinci öncül koşulumuz enflasyona mücadeledir dedi. Fakat yumuşak bir iniş bekliyoruz ve aynı zamanda enflasyonu indirmek için faiz artırımlarına giderken ki bu faiz artırımları devam edecek. Fakat biz bir resesyona da neden olmak istemiyoruz cümlesinden sonra piyasalarda bir toparlanma oldu arkadaşlar. Ağustos ayında FED toplantısı olmayacak. Jackson Hole toplantısı olacak. Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle çevirim içi online olarak yapılmıştı. Bakalım bu sene nasıl olacak. Ağustos'un son haftalarında oluyor genelde. Tabi bununla ilgili böyle ekonomik takvimde de böyle bir tarih vesaire de verilmemiş. Ama her sene yapıldığı için bu sene de yapılmasını bekliyorum. Oradan gelecek olan mesajlar önemlidir. Şimdi bir defa toplantısı olmayacağı için bu yüzden zaten Ağustos ayında ben hem değerli metallerde hem de borsalarda mini bir rally mini bir ralliden ziyade bir yalancı bahar rallisi beklediğimi belirtmiştim. Bugün Amerika'dan büyüme verileri geldi. Beklentinin altında geldi. Fed bunu bildiği için zaten böyle dün biraz yumuşak iniş yapacağız dedi enflasyonda. Yani böyle bir resesyona neden olmak istemiyoruz dedi. Büyüme verileri kötü geliyor. Yani sözün özü şu arkadaşlar. Büyük bir çöküş olacaktır borsalar adına. Fakat bunun için şimdilik zaman var. O geçtiğimiz ay yani bu ayın içinde o İlk yarısında, Temmuz'un ilk yarısında o dünya borsaları yıkılırken, değerli metaller yıkılırken bir ayı piyasası değil bu. Bu bir fragman, sonrasında bir minerali ve asıl düşüşleri bu yılın sonunda ya da 2023'ün ilk çeyreğinde göreceğimizi belirtmiştim. Beklentilerimde herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Şöyle grafiklerimize VIX korku endeksiyle başlamak istiyorum. Evet dünkü Fed açıklamalarından sonra Powell'ın açıklamalarından sonra VIX korku endeksinde düşüş devam etti. Şu anda 22.70'lerde. Zaten hani Ağustos ayında bir rally beklerken bu korku endeksinin aşağı yönlü bu salınımını da kontrol ederekten sizlere bu beklentimi söylüyorum. Düşüş devam edebilir arkadaşlar. 20'nin altına inerse asıl o zaman böyle çok sert yukarı hareketler görebiliriz. Hem değerli metallerde hem de borsalarda. Şöyle dolar tl'ye gelelim. Dolar tl'de bugün seri yükselişin 8. ya da 9. gün olması lazım. Her seferinde sayıyoruz. Tekrar sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 9. gününde de dolar tl bugün 0.13'de olsa yeşil arkadaşlar. Az önce 17.93'tü. Şu anda 17.87. Böyle anlık olarak böyle kısa müdahaleler geliyor galiba. Bakın şöyle. Şöyle. Müdahaleler geliyor küçük müdahaleler fakat hemen buradan tekrardan Alıcı buluyor ve dolar endeksinde ABD 10 yıllıklarının düşüşüne rağmen bizde dolar yükseliyor asıl tehlikeli olan bu Hem dolar endeksinde Hem de ABD 10 yıllıklarda Ağustos ayı içerisinde düşüş Piyasalarda bir toparlanma bekliyorum Ama dolar tl'de bir düşüş Beklemiyorum diye de Eklemiştim yine Ağustos'un özellikle ikinci yarısına dikkat etmek gerekiyor Hani bir müdahale beklemiyorum ama olursa da bu Ağustos'un ikinci yarısından sonra şu 18-25 eğer geçilirse bir müdahale gelebilir diyorum. Ama şu da var yani müdahale edilecek ne kaldı yani sadece enflasyon endeksli tahvil veyahut bir süper bono kaldı. Bunlara da çok fazla el sürüleceğini düşünmüyorum. Yani e, hazinede zaten bir kur korumalı mevduat yükü var. 1 trilyon TL'nin üzerine çıkmış oradaki e, hasılat ve bunlara ödemeler yapılacak. Hani bir de böyle süper bono vesaire gibi bir şey gelirse ne zaman gelir? Bu kur korumalı mevduat bittiğinde böyle bir ekstra yeni bir ürün gelebilir arkadaşlar. Dolar TL'de şu anda teknik olarak her şey pozitif. Eğer bir müdahale vesaire gelirse bir gece yarısı veya işte piyasa kapandıktan sonra onu da bilme şansımız yok. Sadece tekniğe dayalı olarak konuşuyoruz. Geri çekilmelerde e şurada kanal desteğimiz 17.55'te biliyorsunuz burası 17.60 oldu. Onun da altında 17.40 var. 21 günlük ortalama ve dip diye tabir ettiğimiz 16.80 55 günlük hareketli ortalamadır. Geldik 10 altına. 10 altında bakın şurada biz iki tane çizgi çekmiştik. Fiyat dipleri düşerken RSI diplerinin yükseldiğini ve bunun bir pozitif uyumsuzluk olduğunu ve genelde yükseliş habercisi olduğunu sizlere belirtmiştik ve 1680'den başlayan bu yükseliş şu anda 1750'lerin üzerine çıkmış durumda. 1743'te 21 günlük hareketli ortalamamız var. Hareketli ortalamamız var. Bunun üzerinde kalması güzel bir şey. Bunun üzerinde 2 adet günlük kapanış gelirse bizleri yatay bir direnç olan eski destek olan 1785 bölgesine aynı zamanda burası 55 günlük hareketli ortalama olacaktır birkaç gün içinde buraya götürmesini bekliyorum. Asıl yükselişlerin başlayabilmesi için 1785'in üzerinde biz günlük kapanışlar görmemiz gerekiyor. Ağustos ayında 1965 görürüz diye söylüyordum sizlere fakat bu beklentimi de biraz e, revize etmek zorundayım arkadaşlar. Şöyle 1830 ile 1880 bandında bir yer e, bu yıl için 2022 yılı için e, zirve olabilir. E, tabii şu da var yani tarafsız bir gözle baktığınızda şu anda 1750'lerdeki bir ons altının fiyatı gerçekten ucuz. Zaten 1800'ün altındaki ons altın ucuzdur diye sizlere belirtiyorum. E, fakat şöyle bir durum var. E, bu resesyon veya stagflasyon başladığında ilk etapta değerli metaller de bu 2022 yıl içerisinde piyasalara ayak uydurarak geri çekilecektir. O stagflasyon veya resesyon ki önce resesyon olur daha sonra ikinci aşama stagflasyondur. Eğer bu kavramlar hayatımıza girerse o zaman asıl böyle yükselişler güvenli liman özelliğiyle altında görme ihtimalimiz var. Fakat bu yıl içinde böyle çok uçuk kaçık hedefler vermek istemiyorum. 1830'lara doğru bir yolumuzun olduğunu da söyleyebilirim Ağustos ayı içerisinde. Geldik gram altına. Gram altında teknik çok güzel çalıştı. Şurada hatırlarsanız tarih kaçtı. 21 Temmuz tarihinde 21 günlük hareketli ortalama üzerinde ilk günlük kapanış geldi. Yarın da bu 971'in üzerinde ikinci günlük kapanış gelirse 1050 yolculuğuna başlarız diye belirtmiştim arkadaşlar. Şu anda 1008 gün içinde 1012 görülmüş. 1045 1050 bandına doğru bir hareket gelmesini bekliyorum. Zaten şuralarda da demiştik. Bakın 55 günlük hareketli ortalamanın ee, üzerinde resmen gidip geldi. İşte altında günlük kapanışlar yaptı, üzerinde günlük kapanışlar yaptı. Hani burayı biz referans almayıp şuradaki 21 günlük hareketli ortalamayı referans atmıştık. 930'lara düşme ihtimali de vardı bu 55 günlük hareketli ortalamanın altında kaldığı için. Ee, güzel bir fake attı. 9 zaten yeni alım yapacaklar. 971'in üzerinde 2 adet günlük kapanış görürse hani o zaman alsınlar diye belirtmiştim şu gün 22 Temmuz'da bu gerçekleşti arkadaşlar. O zaman da 978-980 bandındaymış. Şu anda bir 30 liraya yakın karda olduğunu görüyoruz. 1040'a doğru gideceğiz arkadaşlar. Şöyle direncimizi de işaretleyelim oraya isterseniz. Evet 1040. Hani 1050 de görmesini bekliyorum ama ilk direncimiz şurada Haziran ayında görmüş olduğumuz 13 Haziran tarihinde görmüş olduğumuz 1041 seviyesi arkadaşlar. Şu anda MACD'de ve RSI'de herhangi bir sıkıntı yok. Al sinyalleri devam ediyor. Geldik Gümüş Ons'a. Gümüş Ons'ta da bir toparlanma sonunda geldi. MACD'de zaten bir al sinyal oluşmuş. Şurada bakın 1, 2, 3, 4 diye saymıştık. Ve Fed'den sonra beklediğimi de söylemiştim bu yükselişin. Yani şimdilik toparlanmıyor ama Fed'den sonra bu yükselişin devam etmesini, toparlanmanın devam etmesini sizlere belirtmiştim. Orada da 21 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktık. Şöyle geçmişe baktığımızda 22-50'lere doğru bir hareket yaşanabilir. Tabii bunun öncesinde ilk olarak 21, evet şurada 21 .50. Hatırlarsanız burası 21 .60'dı. Haftalık grafikte 200 haftalık ortalama. 21-50'lere geldiğinde yükseliş devam ediyor mu, etmiyor mu? Onu kontrol edeceğiz. Eğer buradan tekrardan bir düşüş trendine girerse vedalaşmak gerekebilir arkadaşlar. Gümüş onsla. Evet geldik gram gümüşe. Gram gümüşte de mükemmel teknik çalıştı. Bakın 200 günlük hareketli ortalama 10-25'ten giriyordu, geçiyordu. Hatta burada e, bazı arkadaşlar yazdı işte 10 27'den aldım, 10.30'dan aldım falan diye hayırlı olsun yazdık. E, güzel kazandılar. Şu anda 11.45'lerde olduğunu görüyorum. 55 günlük hareketli ortalamamız 11.04. Yani kabaca 11 TL'nin üzerinde günlük kapanışlar geldikçe 12.30 direncine doğru gideceğiz arkadaşlar. Bakın şurada da her ne kadar tepede de olsa bir ikili dip yaptığını görüyoruz. Aynı şekilde burada da bir hani zaten bir tepe yapmıştı. 1, 2, 3, 3 tepe yapmıştı. Bu dördüncü tepe olabilir. Bu kez 12.30'a geldiğinde herkes dikkatli olsun. Çünkü buradaki direnç çok sağlam arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 tam 4 defa denedi. Kıramadı. Belki 5. de kırabilir. Ama dediğim gibi yani burayı eğer 12.30'u birkaç kez deniyor ve kıramıyorsa orada kar realizesi, kar realizesi yapmak gerekebilir. Evet geldik borsamıza. Borsamız bugün güzel açılış yapmıştı fakat sonlara doğru tatsız bir kapanış oldu. Yani tatsız demeyeyim de nötr bir kapanış oldu. Böyle hani ne yeşil ne kırmızı hani başladığı gibi bitirdi günü. Aslında yurt dışına baktığımızda orada da çok sıkıntı yok. Dow Jones yükselmeye devam ediyor. Böyle şeyler olabilir. Hatta ben sizlere şöyle bir şey söylemiştim. Bakın burada bir obo oluşma ihtimali var. Ben olsam sanki burada bir obo olacakmış gibi insanları korkuturum, dökerim ve sonra yoluma bakarım. Yolumuz neresi? Şuradaki 2800 hedefi arkadaşlar. Böyle bir şeyler deneniyor olabilir. Özellikle bugün bankacılık sektörü yüzünden düştük. Yani bizim takip ettiğimiz hisselere baktığımızda işte şişe camdır, sasadır ki sasa bugün hani %2'nin üzerinde e, artı artıda e, yine aynı şekilde işte kortsadır, vesbe bile hani vesbe bile diyorum hani günlerdir düşüyor o bile yeşildi en son baktığımda bilmiyorum kızardı mı. Bugün bankacılık endeksinde bir sıkıntı oldu. İşte Kavcıoğlu'nun açıklamaları vardı lirala, liralaşmayla ilgili. Bundan dolayı bankacılık sektöründen dolayı yapı kredi hem hacim olarak ikinci sıradaydı hem de %3'e yakın bir kayıptaydı. Bundan dolayı böyle borsamız kötü etkilendi bugün. Yani o yurt dışındaki hem dünkü o sıçrayışa, yükselişe sabah ve öğle seansında ayak uydurduk fakat kapanışa doğru maalesef bankacılık endeksi nedeniyle geri çekildik. Benim beklentilerimde herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Şöyle 21 günlük hareketli ortalama olan 2496 ki burası birkaç gün sonra 2500 olacak. 2500'lere doğru böyle geri çekilebiliriz. Panik yapmayın. Buradaki obo ne zaman çalışır? 2350 aşağıya kırıldığında bu bir obodur deriz. Hatta altında iki adet günlük kapanış geldiğinde bu bir obodur deriz. O yüzden böyle çok fazla panik yapmayın arkadaşlar. Bugün yine Merkez Bankası'nın Yıl sonu enflasyon anketi vardı. %60 küsürler göstermişler. Yani orada da bir onlar da böyle enflasyonun işte bir anda paldır küldür düşeceğine çok fazla inanmıyorlar. Gerende de yanlış çıkıyor zaten. Yani 60 dedilerse 80 çıkıyor. İşte dolar TL işte 11 diyorlar. 13 çıkıyor yıl sonunda. Hani onlar bile böyle enflasyonu yüksek açıklıyorlarsa enflasyonist bir ortamda yine aynı cümleyi söyleyeceğim. Enflasyonist bir ortamda borsada olmamak borsada olmaktan daha risklidir. E, dolar da yükseliyor. Şimdi altında yükselişe geçti. Hani Türk lirası olarak böyle kenarda duruyorsanız veya hiçbir şey yapamıyorsanız kur korumalı mevduata girin. Tabii onda da 3 ay boyunca kıpırdayamama e, durumunuz var. Bu da e, eksi yanı. Yani kur korumalı mevduatın. Bazen sorular geliyor işte dolar mı alayım kur korumalıya mı gireyim. Eğer uzun vadeciyseniz veya al sat yapmıyorsanız kur korumalı mevduat olabilir. Ama yükselişleri değerlendirip düşüşlerde ben tekrar alırım trade ederim derseniz kur korumalı mevduat olmaz. Çünkü 3 ay boyunca o parayı elleyemiyorsunuz arkadaşlar. Tamamen size kalmıştır. Ben Ağustos ayı içerisinde borsanın doları ve altına göre daha iyi kazandıracağını düşünüyorum. Ve borsadaki pozisyonlarımda herhangi bir değişiklik yok. Sadece bazen işte 1 bölü 5 nakitimle gün içinde böyle çok düşen hisselere girip %3 %5 gördüğümde kar realizası yapıyorum. Ve onlarla da portföyümdeki eksi de olan veya işte e, totalde eksi de değil de işte o gün gün içindeki eksi de olan hisselerimden ekleme yapıyorum arkadaşlar. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.